Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan Dead Target serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Ben aslında 2 sene öncesinde Dead Target serisi yapmıştım. Ama videolar çok eski olduğu için, kalitesiz olduğu için ve oyun da bayağı bir gelişti, değiştiği için tekrardan Dead Target serisi yapmaya karar verdim. Kanaldaki izlenmelere de bakınca Dead Target'ta gayet iyi izlenmeler geliyor. Ama videolar kalitesiz olduğu için tabii beklenen izlenmelerin altında kalıyor. Ben de o zaman madem oyun o kadar değişti, madem kanalda zombi oyunu falan yok, Dead Target serisini tekrardan yapmaya karar verdim. Oyunu aynı zamanda 100 milyon indirmeye ve editörü seçimi ünvanı almış. Ondan dolayı da Dead Target serisini yapmaya karar verdim. Eğer siz de Dead Target serisini izlemekten keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, devamını gelmesini istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, yorumlar kısmına da tabii ki de yazmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilsiniz ve başka çeklerimizden de haberdar olmak istiyorsunuz da kanala abone olup bildirimleri açarsanız eğer başka serilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Yerlikle başlıyoruz artık adam akıllı. Evsiz zombi kısa mesafeden saldırıyor. Makineli zombi de aynı şekilde. Sonunda geldin. Seni bekleyip durdum. Daha fazla tıbbi malzeme ihtiyacımız var. Durum çok kötü. Bu hastane zombilerle çevrili. Bu yüzden beni korumana ihtiyacım var. Sana borçluyum. Evet abicim, bana borçlusun. Nişanı almak için ekranın sol tarafını sürükle, ateş etmek için de ateş tuşuna basıyoruz. Ben oyunda zaten fazlasıyla hakim olduğum için olabildiğince headshot denemeleri yapacağım ve videoları da tabii ki istikrarlı, dengeli bir uzunlukta tutmaya çalışacağım. Ben videoları gereksiz fazla uzun tutuyorum Dead Target'ın. Ondan dolayı da tabii pek de güzel olmuyordu videolar. Tamam, darbe attıktan sonra sağlık gitti. Bomba attıracak bir de oyun bize bana şimdi gereksiz bir şekilde. Yani bomba çok değerli bir kaynakken bize daha böyle ilk seviyelerde bomba attırması çok saçma ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Ben dediğim gibi Dead Target'la alakalı bir seri yapmıştım. 2 sene öncesine evvel. Ve oyunun en iyi silahı olan Tatar yayını kilidini açmıştım. Ama oyun kendini çok fazla tekrar ediyordu ve yapacak çok fazla bir şey olmadığından dolayı seriyi bırakmıştım. Bakalım oyun bu yeni gelmiş güncellemeler, yeniliklerle beraber nasıl olmuş? Tamam, böyle bakayım falan dedim de o kadar fazla oynamadım tabii ki. Eski hesabıma dönebiliyor muyum diye falan bakayım dedim. Eski hesabımı geri getiremedim maalesef. O konuda yapacak bir şey yok. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Rübbe atladık. 5000 nakit, 5 altın, 2 de bomba kazandık. Tamam, devam etmek için. Dokun. Kayıttayız değil mi bu arada? Evet, kayıttayız. Tebrikler, terfi ettin. Daha fazla silah ve malzemenin kilidini açmak için görevleri tamamlamaya devam etmen gerek. Tamam. Bu silahla hiç şansın yok. Zombiler daha da güçleniyor. Yenisini almanı tam zamanı. Tamam, alalım. HKMP5 aldırıyorsun bana. 7000 nakite aldık o zaman. Geliştirme yap. Tamam. Cephane içinde 36 nakit ödüyormuşuz. Tamam, kullandık bunu. Mağazayı kapat. Ben onlardan biri haline eğer birisi yemeden önce beni vur. Yani eğer onlardan biri olacaksam olmadan önce beni vur diyor. Bana söz ver. Ben sağlıksız gıda sevmiyorum. Ya senin Türkçene ya. Neyse. Karargâhtan yeni bir görevim var. Devam et, seni kollayacağız. İkinci çarpışma. Hadi bakalım. Görevi kabul et. Tamam, devam et. Bakalım oyun ne kadar değişti. Oynadıkça, içeriklere baktıkça göreceğiz zamanla. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Tabii ki de ben kafaya çalışacağım. Bu arada zombiler falan, evet, daha akıcı olmuş. Vuruş hissiyatı falan gelişmiş. Oyunun optimizasyonu gelişmiş. Daha akıcı ve daha güzel olmuş. Yani en yakından değerlendirme yapacak olursam oyunun durumu şu an gayet iyi. Gayet akıcı, gayet güzel. Şu anlık oyun gayet hoş. Eski haline göre çok çok daha iyi. Beğendim yani. Bakalım oyunun devamında başka şeyler de yaparız. Yani sürekli, yani 3-5 tane haritada sürekli zombi avlamak zorunda kalmayız. Ben kendini tekrara düşüren oyunlardan fazlasıyla tiksindiğimden dolayı umarım Dead Target'ta bu olaylar en azından azaltılmıştır. Ölüm serisi yakala kombosunu yaptık zaten biz. 20'li kombo yaptık. Ay, yanlışlıkla basamadım zamanında ya. Boşu boşuna hasar yedim. Hasar yemeden bölüm geçince ekstra para veriyordu diye hatırlıyorum. İşte başarı falan alıyorduk. Ondan dolayı önemli. Dayak yemeden bölümleri bitirmek falan.
Zaten 1-2 falan vuruyorlar şu anda ama olsun yani. Gerek yok boş boşuna sarayamaya. Evet, görev başarılı bir şekilde tamamladık. Ne kadar aldık? 1 külçe altın ve 1569 nakit aldık. Bunlar tabii şu anda çok düşük rakamlar ama zamanla artacaktır. Aa, kırmızı elmas falan gelmiş. Bu kaynak yoktu mesela 2 sene önce. Pekala, görev tamamlandı. Biraz dinlenelim. Peki. Bu şehirde hala çalışan bir kumarhane var. Biliyor muydun? Kumarhaneyi aç. Evet, ücretsiz çevirme hakkımız var. Kullanalım. Bunu ne verecek? 15 külçe altın. Gayet güzel ödül. Gayet güzel. Bu zombiler çok garip hareket ediyor. Belki onların patronu geliyordu. Çok güç olmadan HQ raporu gerekiyor. Ya abi, Türkçe ne ben senin? Tamam. Tanrı yardımcın olsun. Senin de ablacığım. Senin de. Hoş geldiniz hediyesi olarak. 1 külçe altın ve 500 nakit. Peki. Tamam. Yeni kahraman etkinliği falan varmış. Neymiş bu? He, görev tamamladıkça ödül falan kazanıyoruz. Anladığım kadarıyla. Peki bunların kilidini nasıl açıyoruz? Şunların yani. Meydan okuma falan yapmamız gerekiyor. Okey abi, anladım. Yani görev yaptıkça oyunda ilerliyoruz sanırım. Peki. Mevzimize sızdırar, tamir bitinceye kadar koru. Peki. Vücut zırhı satın alabilmemiz için de 5. rütbeye ulaşmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Mevzimize sızdırar, tamir edinceye kadar koru. Yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Pekala. Öyle olsun bakalım. Ben zaten kafacı olduğumdan dolayı benim için pek de zor bir şey değil açıkçası. Hatta pek zor değil, çok basit. Gel. Bu kadar çok yavaş geliyorsunuz. Baya yavaş geliyorsunuz hatta. İnsan biraz zorlar yani. Ama zaman geçtikçe zorlaşacaklardı tabii ki. Yeni silahları almamız gerekecek, geliştirmemiz gerekecek falan. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım oyunda dediğim gibi geliştirmeler falan olmuştur. Yeni seviyeler, yeni haritalar falan gelmiştir. Yani oyun sadece 2-3 silah getirelim de bu kadar kez aynı şeyi tekrar et falan olayı olmaz. Yani bu gerçekten çok can sıkıcı. Zaten ben o yüzden oyunu bırakmıştım. Vallahi o kadar fazla çekmem biliyorsun yani, eğer sürekli kendini tekrar edersin falan. Ama optimizasyon falan gayet güzel. Mermi bitti bu arada ya. Neyse, sıkıntı yok. Bu arada bayağı vurdular bu sefer. Pekala, yavaş yavaş oyunu ciddiye almaya başlamamız gerekiyor anlaşılan. Peki, öyle olsun bakalım. Yat bakayım aşağı. Vallahi ben acımayacağım size hiç. Kafanıza sıkacağım. Hatta şarjörü boşaltacağım size. Yani yetmiyor abi. Silahın hasarı da tabii fena değil ama yetersiz. Bir de gördüğünüz gibi tabii. Silah mermisi yetmiyor. Mermi kalmadı. Zombi kız arkadaşımı yedi diye başarı gelmiş. Pekala, anladım abi. Allah'ım ya, saçma sapan başarı sistemleri hala varmış oyunda. Yeni kahraman etkinliğinde ödülünü almayı unutma diyor oyun bize. Tamam, alırız. Oyundaki en büyük yenilik galiba bu. Kahraman ödülleri falan var. Kahraman görevleri falan. 30 defa headshot yap. İstersek külçe altın vererek falan da atlayabiliyoruz hala. Güdüp maceranın kilidi rütbe 4'te açılacakmış. Hiç yani o tarz şeylere girmek istemiyorum. Hayır. Hayır abi, hayır, istemiyorum. Yine çekiliş şeyi var. Kumarhanede ödüller var. Alalım bakalım ne çıkacak. Bayağı nakit geldi bu arada. 23.500 nakit geldi. Gayet iyi rakam. Yeni silah mı var? Oha, 135 bin istiyorsun be kardeşim. 135 bin ne? Vicdansız. Ben geliştiriyorum bu silahı o zaman. Yani silahlar çok pahalı her zamanki gibi. Bakıyorum şöyle silahlara. Yeni silahlar var mı diye. Evet, sprey lazerdir. Bu silahlar da falan dolarla alınıyor. Ben de bu silah vardı işte. Oyunun en iyi silahı buydu. Yani yeni birkaç tane silah eklemişsiniz. Ama tabii ki de para gözlük yapmışsınız. Şaşırdık mı? Hayır, hiç de şaşırmadım. Neyse, devam ediyoruz abi. Ben bu oyunu oynamaya devam vereceğim öyle böyle. Olabildiğince çeşitlilik sağlamaya çalışacağım.
Tamam, daha fazla geliştirme yapmaya da gerek yok bu arada. Yeter. Video kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş daha. Tamam. Neymiş bu? Ödeme karşılığı alabiliyormuşuz bunları biz. Eskiden meydan okumada oynayarak alabiliyorduk. Şimdi alamıyor muyuz yani? Bunu mu anlıyoruz? Mağazaya gir. Ne varmış bakalım mağazalarda? İşte 1 dolara, 2 dolara satın alacağım şeyler falan var. Bak. Lira olsa anlarım. Ama dolar ne kardeşim? Zaten dolar çok pahalı. Şu başarıları alalım bari. İyi, bir ton bekletmiyor bizi burada. Eskiden çok bekletiyordu. Misyon 6'da. Yani 9 görev 9'a geldiğimizde kilidi açılacakmış. Yeni ekipmanlar falan var. Tamam, anlaşıldı. İnternet falan gerekiyor. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Aktif olarak görev yapmamız gerekiyor ki oyunda ilerleyip yeni şeylerin kilidini açabilirim. Tamam, öyle olsun bakalım. Variller falan varmış. Atak atıyorum şu an. Tamam, anlaşıldı. Mermi yok bu arada. Neyse, parasıyla alıyoruz zaten. Yani dükkandan da parasıyla alıyorsun. Burada da aynı parayla alıyorsun. O yüzden çok önemli değil. Tamam, ben böyle tek ata ata oynarım ya. Şarjör değiştirmekten nefret ediyorum diye başarı geldi. Evet kanka, ben de nefret ediyorum şarjör değiştirmekten. Ne yalan söyleyeyim. Tamam. Combo bozulmasın diye arada böyle vücuda falan da sıkıyorum ki. Çünkü komboyla bitirdiğinizde hem başarı geliyor hem de daha çok para alıyorsunuz. O yüzden olabilecek kafaya çalışmakta özen gösteriyorum. Ve tabii ki de kombonun bozulmaması için de elimden geleni yapıyorum. Massacre olduk mesela şimdi. Az önce domine ediyorduk oyunu. Geliyor mu zombi? Geliyor. Tamam, combo bozulmadı. 43'ten devam ediyoruz. 44, 45, 46. Şöyle de 47. Tamam. Combo 50 oldu. 60 olunca godlike oluyorduk galiba. Pekala. Ne kadar zombi kaldı? Bir tane daha ver. Eyvallah. Sizinle işbirliği yapmak güzeldi. Sayenizde başarı falan kastım. Ekstra da para. Şunu da patlatın diyecektim, sıkamadım. Evet, godlike olduk. 4 görevi tamamladın. Tamam. Her görev bitirdiğimizde ödül alıyoruz artık. Anlaşıldı. Oyundaki en yeni sistemlerden biri bu, anlaşılan. Pekala abi. Pekala abi. Zehirli zombiler falan. Bölüm sonu canavarını öldür. Rocky. Galiba şimdi Rocky ile kapışacağız. Anladığım kadarıyla. Her böyle 5 bölümde bir şeyle mi kapışacağız? Yo. Şu an Rocky ile kapışmıyoruz. Peki. Ben bu görevi de bitireyim. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Böyle para falan kasar toplar. O şekilde kendimi geliştirir. Ondan sonra yeni bölümlerini falan çekmeye devam ederim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa aktif olarak Dead Target serisini de çekmeye devam edeceğim. Ama ara ara aksilikler olabilir. Yani çünkü oyun böyle yani. Yine kendini tekrar ediyor. Ama bakalım. Belki zamanda başka şeyler de yaparız. Ben yine sizin için oynarım, serisini yaparım. Dert değil yani. Siz seviyorsanız beğeni bırakın. Yorumlar kısmına yazın. Ben paşa paşa oynarım. Zaten dediğim gibi nakit falan kasar, silahları geliştirip o şekilde kaydedebilirim hani. Yani hani video bitti, artık bir hafta boyunca Dead Target oynayabileceğim, yapmam yani. Çünkü, yok, eğer öyle yaparsam oyun benim için zehir olur zaten. Sizin için de zehir olur, benim için de. Oyun zaten bir yerden sonra çok zorlaşıyor. Acayip zorlaşıyor hem de. O riski almak istemiyorum. Bu arada video dışında da bol bol mermi alacağım ya. Ekran kaydı yapıyorum ya şu anda. Şu düğmeye bastığımda kaydı açıp durduruyorum falan. Ekranın en üst sağ kısmına falan iki kere bastığımda falan kaydı falan durduruyor. Bir kere bastığımda kaydı duruyor. İki kere basarsam da direkt video kapanıyor. Ondan dolayı öyle rahat rahat mermi alamıyorum. Birkaç kere bu sorunu yaşadım. Çözene kadar ne oluyor lan falan dedim böyle baya. Ondan dolayı mermileri falan kayıt dışı alırım. Olmadı dükkandan satın alırım. Haberiniz olsun yani. Sonra bana neden savaş sırasında mermi almıyorsun deme. Video kaydında sıkıntı yaşıyorum çünkü.
Abi tabancayı öyle bir tutuyor ki. Püh, kombom bitti. Üzdün. Üzdün, kombom bitti. Ben saramaya devam o zaman. Şimdi patlatayım bu oraya. Mermi bitti. En azından şuradaki zombileri dondurabildim ya, o yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Okey. Gel bakayım buraya sen de. Tamam. Kolaydı ya. Basit. Yani tamam, zamanda zorlaşıyor ama basit yani. Şu anda basit. Daha ilk bölümdeyiz tabii. Gayet normal. İlk bölümdeyiz derken Dead Target'ın ilk bölümü. Neyse. Ha, kumbara olayı falan var. Para ödersen bu kumbarayı alabilirsin diyor bize oyun. Bu 2 yıl önce de vardı. Hala da devam eden bir sistemmiş. Yani Amerikalılar, yani dolar kurunu kullananlar için oyun çok rahat. Ama bizim için işkence. Biraz işkence. Çok da değil ama ben biraz abartıyorum ama. İşkence sonuçta. Evet, sıradaki rütbemiz 10 başı olacak bu arada. Pekala abi. Zorluk hard diyor bu arada. Neymiş bu abi? He, zehirli zombiler falan var. Tamam abi. Hop, çok güzel. Buradan da 10 küç altımızı aldık. 1 dakika 40 saniye sonra tekrar kumarhaneyi kullanabileceğiz. Şu anda maalesef yeni silah almam mümkün değil. Geliştirme yapıyorum. Artık videoyu da sonlandıracağım arkadaşlar. Yeter. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bir başarı daha geldi. Onu da alalım. Kaydı sonlandıralım. Evet arkadaşlar, Dead Target serisinin ilk bölümü bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka çektiğimizden haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynat listesi, başka oyun serilerimizi ve çektiğimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.